Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. sınıf 4. ünite saf madde ve karışımlar ünitesiyle konularımıza devam ediyoruz. Maddenin tanecikli yapısı konunun ilk ya da ünitenin ilk konusu. Siz herhangi bir işte bir kağıt parçasını diyelim elinize aldığınızda dersiniz ki bu kağıt parçası diyelim ki işte kaç parçadan oluşabilir dediğinizde ikiye bölebilirsiniz. Daha da ikiye bölebilirsiniz. Daha da ikiye bölebilirsiniz ve ne kadar küçültebiliriz dediğimizde mesela minicik bir şey kopardık. Bunu daha da küçültebilir miyiz? Daha da küçültebiliriz. Daha da küçük, daha da küçük. Bu nereye kadar gidecek? Bunun gidebileceği son nokta neresi diye düşündüğümüzde yani madde nelerden oluşuyor diye düşündüğümüzde madde atom adını verdiğimiz küçücük parçacıklardan oluşuyor. Yani gidebileceğimiz son nokta atom dediğimiz küçücük parçacık. Atom dediğimiz noktayı biz, atom dediğimiz parçacığı bizim gözle görme şansımız yok. Neden? Çünkü çok küçük. Çok çok küçük bir parçacıktan bahsediyoruz. Atomun onu oluşturan yapıları var. Aslında atomu tanımlarken şöyle söylüyoruz. Maddenin en küçük yapı taşına atom diyoruz. Yani maddeyi temsil eden en küçük şey atomdur. Atom da kendini oluşturan parçacıklardan meydana gelir. Bunlar nelerdir bunlar dediğimizde? Proton, nötron ve elektron. Proton ve nötron çekirdekte bulunur. Proton artı yüklü taneciktir. Elektronlar da eksi yüklü taneciklerdir ve atomun çevresinde hareket ederler. Çevresinde hareket halindedirler. Bu şekilde atom tek başına ne yapar? Bir maddenin en küçük yapı taşıdır ve bir maddeyi temsil eder. Atomu tabii ki bir tarihsel süreci var atomun gelişimiyle alakalı. Ama hani atomun genel olarak bir mantığını önce bir anlayalım. Sonra da tarihsel sürecine, gelişimiyle ilgili tarihsel sürecine bir bakalım. Şimdi atomlar arkadaşlar dediğimiz gibi çekirdeğindeki pozitif yüklü tanecikler proton ismini alır. Yanın yanında bulunan nötronlar, yüksüz tanecikler nötronlardır. Ve bunlar çekirdekte bulunur. Bunlar atomun kütlesini oluşturur. O çekirdekteki iki tane tanecik atomun kütlesini oluşturur. Çünkü elektronlar onlara göre çok çok küçük kalır, çok hafif kalır. Yani kütlesi çok küçüktür. Dolayısıyla kütlesi küçük olduğu için, fazla bir kütle tutmadığı için en çok kütle atomda kime aittir? Proton ve nötronlara aittir. O yüzden atomun kütlesini bunlar oluşturur. Elektronlar da çevresinde dolandığı için atomun hacmini oluşturur. Yani elektronların bulunduğu ve kapladığı alan atomun yayıldığı alandır. Dolayısıyla biz bu şekilde bir tanımlama yaparız. Atomun kütlesini proton ve nötronlar oluşturuyor. Çünkü elektronlar ona göre çok küçük kalıyor. Atomun hacmini de elektronlar oluşturuyor. Çünkü hacim dediğimiz şey de onun yayıldığı alandır. Proton ve nötron çekirdek çok küçük yerde kalmıştır. Yayıldığı, kapladığı alan çok daha büyüktür. Onlar da elektronların yayıldığı alanlardır. Elektronlar yörüngelerde, çevrede ne yaparlar? Hareket halindedirler ve çok hızlı bir şekilde hareket halindedirler. Aralarında çok büyük boşluk bulunur. Bu şekilde bir gösterimde bulunabiliyoruz. Bakın çekirdek içeride proton ve nötronlar var. Artı yüklü proton ve nötronlar, yüksüz nötronlar. Etrafta dolanan eksi yüklü elektronlar var. Ve bunların aralarında bir çekim kuvveti var. Neden? Zıt yükler ne yapar? Birbirini çeker. Bundan dolayı aralarında bir çekim kuvveti söz konusudur. Bundan dolayı ne yapmıyor? Sürekli olarak bu çevresinde dolanıyor, dönüyor, hareket halinde bulunuyor. Peki, tarihsel sürecine bir bakalım. Atomu nasıl keşfedilmiş, kim bulmuş, kimler çalışmalar yapmış diye düşündüğümüzde. İlk olarak M.Ö. 400 yılında bilim adamı, bilim düşünür diyelim, Demokritos isimli düşünür. Bu hani Yunan medeniyetinin o dönemki düşünürlerinden bir tanesi Demokritos. İlk olarak atomos sözcüğünü ortaya atan kişi. Yani nasıl buluyor dediğimizde uzaktan sahile bakıyor. Sahil tek bir parça olarak gözüküyor. Yakınlaşıyor bir bakıyor ki sahilde binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kum taneciği var. Diyor ki uzaktan tek parçaymış gibi görünen şeyler yakından incelendiğinde aslında çok küçük tanecikler oluşuyor.
Çok küçük taneciklerden oluşuyor. O zaman madde de böyledir. Siz herhangi bir maddeyi parçalamaya çalıştığınızda onu küçültebilirsiniz, küçültebilirsiniz, küçültebilirsiniz. Nereye kadar gidecek bu? İşte gidilebilecek son nokta atom sözcüğü. Atomos ismini veriyor. Atomos da bölünemez anlamına geliyor. Yani o dönem Demokritus atomos sözcüğünü ortaya koyuyor. Diyor ki böyle bir madde vardır, maddenin parçacığı vardır. Bölünemez, en küçük parçacıktır. Buna da atomos ismi veriliyor. Daha sonra ilk bilimsel çalışma 1800'lü yıllarda yapılıyor. 1803 yılında doğan John Dalton ilk bilimsel çalışmayı yapıyor ve John Dalton bize diyor ki atom diye bir şey var. Bilimsel olarak bunu ispatlıyorum diyor. Böyle bir şeyin olduğunu söylüyor ve atom dediğimiz şey sağlam içi dolu berk kürelerdir ve bunlar bölünemez diyor. John Dalton bunu iddia ediyor. Sonrasında bilimsel çalışmalar tabii ki devam ediyor. Ondan yaklaşık olarak 100 yıl sonra da John Joseph Thomson isimli bir bilim insanı atomu üzümlü keke benzetiyor. Üzümlü kek modeli olarak geçer. Thomson modeli, üzümlü kek modeli. Bu kek modelinde de atomun içindeki o üzümlü kekteki üzümlerin eksi yükler, kekin kalan kısmının da artı yükler olduğunu bize söylüyor. Yani burada Thomson ne diyor? Farklı yükler var, eksi yükler, artı yükler ve bunlar atomun içinde bulunuyorlar. Bu da onu keşfediyor. Devam edelim. Daha sonra Ernest Rutherford atomun nasıl tanımlıyor dersek, atomu dünyanın da içinde bulunduğu güneş sistemine benzetiyor. Yani güneş sisteminin merkezinde güneş var, çevresindeki elektronlar atomun çevresinde dolanıyorlar. Gezegenler gibi bu şekilde güneş sistemi modelini ve burada da elektronların dışarıda döndüğünü ilk olarak kim keşfediyor? Rutherford keşfediyor. Oradan sonra bizim de sık olarak kullandığımız ve en sık atomu anlatmak için kullandığımız model Bohr'un modeli. Bohr da bize diyor ki elektronlar çevrede katmanlarda dolanırlar diyor. Merkezde zaten proton ve nötronlar vardır. Elektronlar çevrede bulunan katmanlarda, farklı sayılarda bulunurlar. Ve biz en çok atomu anlatmak için neyi kullanıyoruz? Bohr'un modelini kullanıyoruz. Daha sonra bilim insanlarının birçoğu modern atom teorisi diye bir teori geliştiriyorlar. Bu teoriye göre tabii ki çekirdekte yine proton ve nötronlar var. Elektronlar atomun o çekirdeğinin çevresinde hareket halindeler ve bir bulut halindeler. Ve çok hızlı döndükleri için tam olarak nerede olduklarını bilemeyiz ve onların daha çok bulunma olasılıklarının bulunduğu yerler olur. Biz de onları bulutsu model, modern atom teorisi diye ifade ediyorlar. Tabii ki bu teori de gerçeğe en yakın teoridir ama atomun yapısını anlatmak için, daha iyi kavrayabilmek için Bohr'un modeli daha kolay bir modeldir, daha anlaşılabilir bir modeldir. O yüzden biz daha çok anlatırken ne yapıyoruz? Bohr'un modelini kullanıyoruz. Peki, atomun tarihsel gelişimi bu şekilde devam ediyor. Peki, bir etkinliğimiz var. Açalım hemen. Evet, gördüğünüz gibi elektronlar ne yapıyor? Çekirdeğin çevresinde dolanıyorlar. Evet, burada dolanan şeyler elektronlardı biliyorsunuz. Onun dışında yüksüz olan, sıfırla gösterilenler nötronlardı. Artı yükler biliyorsunuz ki protonlardı. Onun dışındaki buradaki kısım çekirdekti biliyorsunuz. Bu çizgiyle gösterilen bölüm çekirdekti. Bir de etrafta elektronların dolandığı bu çizgilere yörünge ismini veriyorduk. Peki bu eksi yüklü olanlar da zaten elektronlardı. Peki devam edelim. Onların isimlerini soruyor bize. Diğer bir etkinliğimiz. Evet, maddeyi oluşturan temel taneciklere atom adını veren tabii ki Demokritus değil mi? İlk olarak bize bunu anlatan Demokritus'tu. Maddenin en küçük yapı taşı atomdur ve atom içi dolu berk kürelere benzeten tabii ki Dalton'dı, John Dalton. Üzümlü kek biliyorsunuz Thomson'dı, direkt Thomson söylüyoruz, üzümlü kek. Atomun kütlesi çekirdekte toplandığını, elektronların katmanlarda hareket ettiğini söyleyen de tabii ki Rutherford'tu. Elektronların
o katmanlardaki belli katmanlarda sabit sayılarda bulunduğunu söyleyen de sırasıyla Bohr'du ve biz en çok Bohr'u kullanıyorduk. Son olarak da modern atom teorisi de bulutsu model olarak isimlendirmiştik. Peki. Evet, moleküllerin oluşumu. Evet arkadaşlar, molekül dediğimiz şey kısaca atom grubudur. Kısaca molekül dediğimiz şey atom grubu. Bu ne demek? Birden fazla atomun bir araya gelerek oluşturduğu grup. Kısaca molekül atom grubu. Atom grubu dediğimiz şey element de olabilir, molekül, bileşik de olabilir. İkisinin de molekülü var. Bileşik molekülü de var, element molekülü de var. Burada mesela element molekülü örneği vermiş. İki tane oksijen bir araya gelerek O2'yi oluşturuyorlar. O2 bizim sürekli soluduğumuz hava. Oksijen gazı havada böyle bulunuyor. Yani ikili ikili bulunuyor. İşte bu bir molekül. Diğer bir molekül örneği de su. H2O. Su da yine iki hidrojen ve bir oksijenden oluşan. Bakın bir molekül burada, bir molekül burada, bir molekül burada. Bu yuvarlağın içinde toplam 3 tane molekül var. 3 tane molekül ayrı ayrı düşündüğümüzde hepsi bir moleküldür. Ve bu bileşik molekülüdür. Çünkü bu birden fazla çeşit atomdan oluşmuştur. Farklı cins atomlardan oluşan molekül. Yani molekül dediğimiz şey aynı cins atomların bir araya gelmesiyle de oluşabilir. Farklı cins atomların bir araya gelmesiyle de oluşabilir. Başka bir molekül örneği karbondioksit, CO2. Biz oksijen alıyoruz sürekli havadan ve karbondioksit veriyoruz. Verdiğimiz şey işte bu. Bir karbon, iki tane oksijenden oluşan bir bileşik molekülü. Peki burada ne var? Burada 3 tane atom var ama 2 çeşit atom var. 3 tane ama 2 çeşit atom bulunuyor. Bu molekülde bu şekildedir. Her molekülde farklı sayıda olabilir. Yani bir molekülde 2 tane de atom olabilir. 50 tane de atom olabilir. 24 tane de atom olabilir. Molekülün büyüklüğüyle alakalı bir durum. Bu da mesela O3, ozon molekülü. Bir ozon molekülü 3 tane oksijen atomunun bir araya gelmesiyle oluşan bir moleküldür ve gaz halde bulunur. Biliyorsunuz dünyamızı koruyan bir ozon tabakası var. İşte buradaki gazdan yani oksijenden meydana gelen bir tabaka. Burada da yine 3 tane atom bulunuyor. Peki moleküller arkadaşlar gösterilirken yan yana böyle topçuklar halinde de gösterilebilir. Bir de aralarında böyle çizgi konularak da gösterilebilir. İki gösterim de bizim için doğru gösterimlerdir. İkisi de bunların mümkün. Peki bir etkinliğimiz var. Burada hemen bakıyoruz hemen. Oksijen molekülü O2. İki tane oksijen atomunun bir araya gelmesiyle oluşuyor değil mi? Evet. Peki burada molekül numarası oluşuruz. Molekül modelini çizin. Tek tek vermiş detaylı olarak. İşte karbon atomlarından da siz yapabiliyorsunuz. Gibi hidrojen atomlarını da kullanabiliyorsunuz. Farklı farklı moleküller oluşturabiliyorsunuz. Peki, geçelim. Aşağıda verilen molekül modellerini inceleyiniz. Molekülde kullanılan atom cinsi ve toplam atom sayılarını yazınız. Evet, biraz daha büyütelim. Ekrandan tam gözüksün. Gözüküyordur diye tahmin ediyorum. Evet, burada metan, CH4 olarak geçer. Bakın bir tane karbon ve 4 tane hidrojen atomundan meydana gelir. Atom sayısı toplam 5. 5 tane atom var burada. Atom sayısı 5. Atomun cinsi nedir? Yani kaç cins var? Tabii iki cins değil mi? Bir karbon, bir de hidrojen cinsleri var. Dolayısıyla iki cins atom bulunuyor. Buna baktığımızda suda toplam atom kaç tane? 1, 2, 3 tane. Cins olarak da iki cins var. Bir tanesi oksijen, bir tanesi de hidrojen. İki cins atom bulunuyor. Karbondioksite baktığımızda atom sayısı yine 3. 3 tane atom var. Cins olarak 2 cins atom var. Bir tanesi karbon, bir tanesi oksijen. Buna baktığımızda kaç tane atom var sayalım. 3 tane altta var. 4, 5. 5 adet atom var. Cins olarak da mor olanı var, turuncu olanı var. Bir de mavi olarak 3 cins atom var. Bu tip sorular karşınıza çok çıkar. İşte kaç cins vardır, kaç tane atom vardır diye molekülde bu şekilde ne yapıyoruz? Cevaplandırmış oluyoruz. Peki sorularımız var. Çözelim hemen.
Aşağıda atom fikrinin tarihsel gelişimi ile ortaya çıkan modeller verilmiştir. Bu modellere göre hangisi söylenemez? Evet, buradaki biliyorsunuz Dalton'ın atom modeli. Dalton da diyoruz, Dalton da diyoruz. Biraz böyle alışkanlıkla alakalı. Tabii ki İngilizce telaffuzu Dalton ama alışkanlık olarak bazen Dalton dediğimiz de oluyor. Bu da üzümlü kek modeli Thomson'ın. Bir sonraki güneş sistemi modeli Rutherford'un. Buradaki de Bohr'un katman modeli. Buradaki de modern atom teorisi 1930 yılında. Atomun yapısı hakkındaki bilgiler zaman içerisinde değişmiştir. Değişmiştir. Doğru. Biz yanlış arıyoruz. İlk olarak atomun daha küçük parçalardan oluşmadığı düşünülmüştür. Evet. Yani atomun alt parçacıkları bilinmiyordu. Proton, nötron, elektron sonradan keşfedildi. Zaman geçtikçe yeni atom altı parçacıklar keşfedilmiştir. Evet. Proton, nötron, elektrondan bahsediyor. Atomdan küçük bir parçacığın keşfedilmesi katman ve çekirdeğin keşfinden sonra gelir. Hayır. Önce tabii ki o parçacıkları buluyorlar. Daha sonra da bu katman modelini vesaire bulmuş oluyorlar. O yüzden cevabımız denizde oluyor. Diğer soruya bakalım. Aşağıda öğrenciler atom hakkında bazı bilgiler veriyorlar. Bu oyunda yukarıdaki öğrencilerin hangilerinin verdiği bilgilerden yararlanmıştır? Evet, demek ki burada bir oyun var. KLM öğrencileri atomu temsil edecek bir oyun oynuyorlar. K ve L öğrencileri merkezde duruyor. M öğrencisi ise onların etrafındaki bir dairede hızla dönüyor. Bakın K ve L merkezde duruyor. O zaman K ve L proton ve nötrondur. Çevrede dönen M de tabii ki elektronları temsil ediyordur. Bakalım, proton sayısı bir atomu diğer atomdan ayıran özelliktir. Bir atom proton sayısına atom numarası denir. Doğru. Arkadaşlar, proton sayısı atomun TC kimlik numarası gibidir. Yani sadece kendine aittir. Bir başka atomda onun sayısında şey olamaz. Proton sayısı yani atom numarası olamaz. O yüzden bu bilgi doğrudur. Yani her atomun kendine özel bir atom numarası vardır. Bir diğerininkiyle aynı olamaz. Mesela hidrojen 1'dir. Bir olan başka bir element yok. İşte oksijen işte 8'dir. Değil mi? Başka bir atomun bu sayıda proton sayısı yoktur. Peki. Kaan da diyor ki, yani Umut doğru söylüyor. Biz de doğru olanları arıyoruz. Yani diyor ki bu oyunda yukarı öğrenci hangileri verdiği bilgiden yararlanılmıştır diyor. Proton ve nötronun kütlesi elektrondan çok büyüktür. Evet, elektron çok küçük. Bu da doğru. Üçüncüye bakalım, Gamze'ye bakalım. Proton çekirdekte sabitken elektronlar katmanlarda hareketlidir. Bu üçü de doğru bilgi. Ama bu oyunla ilgili hangisinden yararlanılmıştır dediğimizde bu oyunda sadece Gamze'ninkinden yararlanılmış. Çünkü burada ne diyordu? Merkezde duran iki kişi vardı. Çevresinde dolanan bir kişi vardı. Burada sadece Gamze'nin verdiği bilgiden yararlanılmış. Ama diğer bilgiler de doğru bilgiler. Peki, geçiyoruz diğer sorumuza. Evet, farklı sorular var. Bütün tabii soruları çözme şansımız yok. Bazılarını çözüp diğer bir konuya geçmemiz gerekiyor. Bunu da çözelim, sonra geçelim. Modern atom teorisi Bohr atom modelinden sonra gelir ve elektronların yerinin tam olarak bilinemeyeceğini söyler. Bu teori günümüzde birçok deney ile doğrulanmıştır. En son anlatılan, en son bahsettiğimiz modern atom teorisi. Buna göre modern atom teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Deney ve gözlemlere dayanır mı? Evet, zaten soruda söylüyor bize. Daha önceki bilgiler üzerine kurulmuştur. Evet, daha önceki bilgilerden yararlanarak insanlar ne yapmışlar? Böyle bir teori geliştirmişler. Bilimsel gerçekleri açıklar. Evet, bilimsel bir gerçek bu ve şu anda zaten en doğru kabul edilen teori bu. Kesinlikle çürütülemez. Evet, bu yanlış. Çünkü teoriler önce bulunurlar, sonrasında ispatlanırsa çürütülemiyor. Gerçi bilimde değişken yine. Newton'un hareket kanunları var. Buna benzer teoriler, kanunlar da var. İşte bunların çürütülebileceğini söyleyen
bilim insanları da olabiliyor. Ama normal şartlarda bilimsel süreç şöyle gelişir. İnsanlar çeşitli teoriler ortaya koyarlar. Daha sonra bu teoriler ispatlanırsa kanun olarak ifade edilir, yasa olarak ifade edilir. İspatlanamazsa teori olarak kalır. Bu durumda bunları biz teori dediğimize göre kesinlikle çürütülemez, yanlış olur. Bunlar da bir gün çürütülebilir belki. Şu an için bunu bilmiyoruz. O yüzden cevap denizde oluyor. Peki, geçelim diğer bir konuya. Peki, saf maddeler konumuz. Şimdi arkadaşlar maddeleri biz ikiye ayırıyoruz en başta temel olarak. Birincisi saf maddeler, ikincisi de karışımlar. Saf maddeleri de temel olarak ikiye ayırıyoruz ki burada bakıldığında zaten bunları görebiliyoruz. Saf maddeyi önce bir tanımlayacak olursak, aynı cins atom veya molekülden oluşan tek cins tanecik barındıran maddeleri biz saf maddeler adını veriyoruz. Saf madde zaten iki çeşit. Birincisi element, ikincisi de bileşik. Elementler ve bileşikler. Elementleri de yine ikiye ayırıyoruz. Atomik yapılı elementler, moleküler yapılı elementler diye. Bileşikleri de ayırıyoruz. Moleküler yapılı bileşik ve iyonik yapılı bileşik diye. Burada dikkat edin, iki tarafında moleküler yapılı olanları var. Molekül neydi? Molekül atom grubuydu. Yani gruplu gruplu. Tek tek inceleyelim. Atomik yapılı elementler yan yana dizilmiş, duvarı oluşturan tuğlaların yan yana dizilmesi gibi olan element türlerine biz atomik yapılı elementler diyoruz. Demir de böyledir, gümüş de böyledir, altın da böyledir, bakır da böyledir. Bunların hepsi bu şekilde oluşmuştur. Atomları yan yana dizilerek meydana gelmiştir. Moleküler yapılı bileşikler de gruplu grupludur. Oksijen öyledir, hidrojen öyledir ya da işte flor öyledir. Bunlar moleküler yapılı elementler sınıfına girer. Bunlar gruplu gruplu. Yani onların yapısını incelediğiniz zaman suyun yapısına, işte su gerçi bu tarafa giriyor ama oksijenin yapısını incelediğinizde onun O2-O2 şeklinde ayrı ayrı gruplar halinde bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Diğer durumumuz, diğer elementlerden diğeri de bileşikler. Bileşikler biliyorsunuz birden fazla çeşit maddenin kendi özelliklerini kaybederek bir araya geldiği yeni saf maddelere biz ne diyoruz? Bileşik diyoruz. Buradan şunu anlıyoruz. Birden fazla çeşit atom barındırıyor. Yani en az iki çeşit bir kere atom olacak içinde. Hidrojen olacak, oksijen olabilir ya da ne bileyim başka çeşit şeyler olabilir. Dolayısıyla bileşik dediğimiz şeyde bir birleşme var, bir birleşim var. Birden fazla çeşit atomun bir araya gelmesi var. Mesela su. Su bileşiği moleküler yapılıdır, gruplu grupludur. Ama tuz bileşiği gruplu gruplu değil, duvarı oluşturan tuğlalar gibi yan yana dizilmiştir. Buna biz iyonik yapılı bileşik adını veriyoruz. Buradaki bileşiğin ismi iyonik yapılı bileşikler. Peki, şimdi elementleri, bileşikleri daha detaylı olarak anlamış olalım, incelemiş olalım. Arkadaşlar element dediğimiz madde, element dediğimiz olgu, tek cins atomdan oluşan maddelere biz element adını veriyoruz. Yani tek cins atomdan oluşuyor. Yapısında sadece mesela oksijen atomu var. Sadece bakır atomu var. Oksijen, bakır, hidrojen, karbon, silisyum, işte bor gibi doğada bir sürü element var. Ve bu elementlerin hepsinin yapısında tek cins atom bulunuyor. Elementler arkadaşlar sembollerle gösterilirler. Yani bir harfle ya da iki harfle ya da üç harfle gösterilir. Biz bunları elementlerin sembollerle gösterildiğini ifade etmiş oluyoruz. Elementler birbirlerinden farklıdırlar ve bu farkları çekirdeğindeki proton sayılarından kaynaklanır. Hidrojen 1'dir dedik, değil mi? Yani o çekirdeğindeki proton sayısının 1 olan tek şey hidrojendir. Başka bir şey buna dahil değil. Dolayısıyla element olarak düşündüğümüzde başka bir madde dahil değildir buna ya da başka bir maddenin çekirdeğinde proton bir değildir. Dolayısıyla elementler kendilerine özeldir. Sembollerle gösterildiğini söylemiştik. Elementler saf maddelerdir ve homojendirler. Yani yapılarında herhangi bir farklı bir parçacık, bir farklılık göremeyiz. Yapısını incelediğinde tek cins, tek çeşit bir madde olduğunu görürüz. Sabit belirli hal değişim sıcaklıkları vardır. Yani
işte demirin kaynama, işte erime noktası bellidir. 1538 derecedir. Ya da işte bir bakırın erime noktası bellidir, sabittir. İşte maddelerin kaynama noktaları, elementleri sabittir ve bellidir. Değil mi? Kendilerine özeldir. En küçük yapı taşları atomdur ve daha basit saf maddelere ne yapılamazlar? Ayrıştırılamazlar. Peki. Şimdi elementlerle ilgili Milli Eğitim bizden ilk 20 elementi bilmemizi istiyor. Dolayısıyla siz de mutlaka ne yapın? Bu 20 elementin böyle birkaç özelliğini öğrenmeye çalışın. Biz de böyle birkaç örnek verelim. İşte hidrojen mesela bir numaralı elementimiz değil mi? Hidrojen renksiz bir gaz. Hidrojen yanıcı bir gazdır. Yani siz hidrojen gazını ne yapabilirsiniz? Yakabilirsiniz. Böyle bir özelliği var. Roket yakıtı olarak da hidrojeni kullanabiliyoruz. Suyun yapısında bulunur, hayati bir elementtir. Ve çok da fazla bulunur. Doğada çok fazla hidrojen bulunur. Bir diğer element helyum. Helyum çok fazla bulunmaz. Helyum nerede kullanılır? Havadan hafiftir. Siz mesela bir balonun içine, ki uçan balonları da yaparken kullanırlar. Balonun içine helyumu doldurun, balon uçmaya başlar. Niye? Havadan hafif olduğu için hava onu kaldırır. İşte lityum. Pil, ilaç ve seramik yapımında kullanılan bir maddedir. Çok yaygın bir element değildir. İşte berilyum. İletkenlik yönü vardır. Hava taşıtlarının yapımında kullanılır. İşte bor. Isıyı biliyorsunuz bor Türkiye'de çok ciddi miktarda bulunan bir madde. Isıya dayanıklı cam kap yapımında kullanılıyor. Nükleer santrallerde yine kullanılan bir maddedir. Dünyadaki bor rezervinin %70'inin Türkiye'de olduğu söyleniyor. Bu anlamda Türkiye şanslı bir konumda bulunuyor. Karbon yine hayati bir elementtir. Çünkü bütün organik yapılı bileşiklerin içinde bulunur. Yani besinlerin için hepsinde karbon olmak zorunda. Canlı vücudunda karbon olmak zorunda. Hücremizin yapısına katılır. Hayati bir elementtir. Bizim çıkardığımız karbondioksitinde yine yapısında karbon bulunuyor. Bazı yerlerde yine kullanılıyor. İşte bisiklet yapımında gibi farklı yerlerde karbona rastlayabiliyoruz. Azot yine havada çok miktarda bulunuyor. Biliyorsunuz ki havanın %78'i azottur. Azot gazından oluşur. Dolayısıyla çevremiz azot gazıyla dolu. Ama direkt bizim azotu direkt kullanma şansımız yok. Gübre yapımında, protein üretiminde, soğutma sistemlerinde azot bulunuyor. Oksijenden de bahsedelim. Biliyorsunuz ki solunum için kullanılıyor. Yanıcı bir, yakıcı bir gazdır. Oksijen olmadan yanma olayı gerçekleşmez. Hayati bir elementtir. Suyun yapısında vardır, insan vücudunda vardır, canlı vücudunda vardır. Hücrenin yapısına katılır. O yüzden oksijen de yine çokça sıklıkla kullanılan bir madde. Bu şekilde elementlerin farklı özellikleri var. Ve bu özellikleri ne yapıyor? Milli Eğitim özellikle hepsiyle ilgili bazı bilgilere sahip olmamızı bizden istiyor. Peki, konuyu burada tamamlamış olalım. Başka bir dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.